من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات iki o gençler gelince veya işte onlara ayrı şey yaparız o zaman o zamana kadar bir tane yapalım ders 23. pencere Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî halakal mevte vel hayat. Diyor ki, hayat, yani hayatı kim vermişse, mefti de, ölümü de vermiştir. Çünkü bu hayata gelirken bize sorulmadı. Bize sorulmadı. Bu hayat bizim değil ki sorulsun. Bir tane söyle sormuştu böyle demişti. Demişti ki, Allah beni yaratmadan önce bana niye sormadı? Bak soruya bak ne kadar tutarsız. Allah beni yaratmadan önce bana niye sormadı? Nereye soracaktı? Yoktu ki. Bak yaratılmadan önce sana sorulabilmesi için sen var olman lazım. Olmayan sene neresine soracak? Yok, yoktun. Seni yarattı. Şimdi yarattıktan sonra sana soruyor. Yaşamaya devam istiyor musun? Yani iyi mi oldu, kötü mü oldu? Kötü olduysa 15. kattan atlarsan balıklama gidersin. Onu yapmıyorsun, en ufak tırnağın ağrıdığı zaman doktora gidiyorsun. Demek ki yaşamak güzel. Baklava yerken zevk alıyorsun. Demek ki yaşamak hoş. Bu hayatı bize kim vermişse, hayatı da rızıkla vesaire şeylerle devam ettiren de odur, ölümü de veren odur. Yani ölüm bizim bildiğimiz zahirde gözüktüğü gibi değildir. Keristir. Hayat, Kudret-i Rabbani'nin mucizatının en nuranisidir, en güzelidir. Yani mesela bu doğru mu, bu yanlış mı, bunu mu yapmak lazım, şöyle mi yapmak lazım? Bütün soruların cevabı tektir aslında merkezde. Bir insan kendisini ne kadar tanırsa, bak bir insan kendisini ne kadar tanırsa, anlamlandırırsa, nereden geldiğini, nereye gittiğini, burası neresi, vazifesi nedir bilirse, ne yapacağını, nerede, ne yapacağını bilir. Hani böyle bazen böyle o uygunsuz şeyler oluyor ya, diyorsun hiç yakışmadı sana. Niye? Sana yakışmadı, başkasına yakışır da. Mesela diyelim, affedersin, sokağın ortasında hayvan pisler. Ona yakışır. Ama sana bana yakışmaz. Yapamazsın ya. Şimdi, niçin 60 sene yaşıyoruz, 70 sene yaşıyoruz. İnsanın öyle bir ruhu var ki, o ruhunda zaman yok. Yani uzun kısalığına bakılmıyor. Mesela sana şunu sorsam. 1000 sene veya 500 sene çınar olarak, çınar ağacı gibi, kütük gibi mi yaşamak istersin? 5 sene insan olarak. 500 sene çınar, kütük, 1 sene insan. 1 saat bile insan olsan yetiyor. Allah sonsuz olduğu için, ruh sonsuz olduğu için uzunluğuna, kısalığına bakılmıyor. Kaliteye bakıl. Mesela bu çıksalan bütün sığır da olsa Ömer meydan. Bir sana karşılık olur mu? Olmaz ki. Yani insandır değil mi? Ama o küsür işte ete bakarsan senden ağır. Demek ki hayat... Hayatını anlamlandıran hayat ne değil? Biz burada neyimiz? Neyimiz var? Ne mi var? Bir daha tansiyonuna sahip değilsin. Nabzına hakim değilsin de. Neye hakim olacaksın? Neyine hakim olacaksın? Tansiyonuna hakim değilsin, sahip değilsin ya. Tansiyon mu? Peki hayat Kudret-i Rabbani'nin Allah'ın yarattığı yaratıkların içinde en nuranisidir, en camisidir, en güzeli. Hayat derken böyle üreme ve hareket falan değil. Duygular manzumesi, latifeler var, fikirler hep hayatta oluyor. Düşünceler, fikirler, zanlar, şüpheler. Ondan sonra bir tanesi bugün soruyor gene. Ya bende şüphe ve zanlar çok diyor. İnsan olduğu için insan vesveseli sır gördü mü? Yok, öyle bir şey yok. İnsanız, insanda olur. İnsan olmanın güzelliğidir. Mesela azap çekiyorsun. İnsansın demek. Üzülüyor musun? Demek insansın. Daha kalbin
Kalbin ölmemiş. Biliyor musun? Firavunlar üzülmezlermiş. Nemrutlar adamları keserler hiç üzülmezmiş. Üzülebiliyorsan demek kalbin var ya. Onun için üzülmene üzülme. Üzülemediğine üzül. Demek ki hayat kudret-i Rabbaniye'nin en cami, her şeyi içine toplamış, en nurani, en güzelidir. Kötülüm dahi olsa, felç dahi olsa, hayat gibi nimet var mı? Varım ya, varım diye biliyorsun, bak bu öyle değil. Masa olduğunu bilmiyor. Bu masa olduğunu bilmiyor. Adam ama dahi olsa, ben insanım diyor ya, ben yaşıyorum. Ve vahdaniyet burhanlarının en kuvvetli semparlığıdır. Yani Allah'ın birliğinin ve hakimliğinin en parlak delilidir. Nasıl mesela? Hayat olduğundan dolayı vücutta farklılıkları teke getirmiş. Mesela böbrek var, dalak var, mide var, bağırsak var, tırnak var, göz var, saç var. Bu farklılıkları neyle bir bütüne gelmiş? Tek yerde duruyor bedende. Hayat ile. Hadi hayatı söküp atarsanız Cafer, hepsi dağılır. 100 trilyonu aşmış, 200 trilyon deniliyor. Hücre var. Hepsini bir bütün yapan nedir? Hayattır. Hayat bir araya getirdi. Delikanlı hoş geldin. Hoş bulduk. Hayat getirmiş. Bu hayatı niye anlatıyorum? Hayatınızın kıymetini bilin. Sonra verdiğin nefesi bir daha geri alamazsın. Bak, neyine hakimsin? Aldığın nefesi tutamıyorsun da hayatını mı tutacaksın? Tut, aldığın nefesi tut hadi. Tut, bırakma. Ne? Daha nefesini tutamıyorsun da. Hayatını mı tutacaksın? Peki, hayat ne demektir? Gidin astım hastalarına sorun. Gidin Aziler Dok Meydan Hastanesi var. Yoğun bakımdaki insanlara sorun. Nefes almak neymiş? Öyle yoğun bir şey var ya, böyle bir tane cihaz koymuş, aparat. Sen duymuyorsun uzaktan baktığın için. Hiçbirinizde yok şu anda. Niçin yok? Yoğun bakılıyorsunuz da onda. Yoğun bakımdasın şu anda. Aletsiz bakılıyorsun. Yani bu olmasa aleti takılacaksın. Demek ki aletten daha kıymetli şu anda nefes alman, alabilmen. Eğer bunu kaybetsen alete muhtaç olacaksın. Şu anda alete muhtaç değilsen, aletin yapamadığını şu anda oluyor sende. Bak, rahat nefes alıyorsun. İşte hayat, vahdaniyet, yani farklılıkların ne kadar farklı var. İşte böbrektir, dalaktır, beyindir, hepsini toplamış. Başka? Nefrettir, sevgidir. Mesela İbrahim Hakkı Hazretleri der ki, sihatın alameti beştir. Çok ilginçtir ha sihatın alameti. Bak neymiş? İştahlı yiyip tuvalete gidebiliyor musun? Üzülüp sevinebiliyor musun? Tamam. Yürüyüp terleyebiliyor musun? Başka neydi? Üç iki tane de var. Bir daha söylüyorum. Yiyip, iştahlı yiyip tuvalete gidebiliyor musun? Üzülüp sevinebiliyor musun? Yürüyüp üzülebiliyor musun? Terleyebiliyor musun? Terleyebiliyor musun yürüyünce? Uyumak da var mısın? Ha, evet, uyumak var. Uyuyabiliyor musun? Bir de inanabiliyor musun? Senden daha değerli bir şeye inanabiliyor musun? Ne kadar nimet ya. Mesela üzülebiliyor musun diyor bak. Sevinip üzülebiliyor musun? Ondan sonra nefret edip sevebiliyor musun? İştahlayıp tuvalete gidebiliyor musun? Yürüyüp terleyebiliyor musun? Ne nimetmiş yani. Ama farkında değiliz. Biz alışmışız böyle. Ve bu yok, o yok. Olanlara bir bak bakalım. Olmayanlar peki olunca mutlu mu olacaksın? Eskide ben bu şurada buydum askerde, biliyorsunuz. Orada derlerdi ki bizimkiler, çocukluk hatıram. Okuyorduk ya böyle. Ya kiradan kurtulalım, kafamızı bir kümes kadeve sokalım ama bizim olsun. Dünyada başka bir şey istemem. Demişlerdi. Baktı ki adamlara bina verdi. Ya bir yazlık olsa ya.
Ya bir arabamız da olsa, ya iş yeri bizim olsa, bunun dibi var mı? Yani arabamız olsa mutlu olacağım. O oldu. Ondan sonra yani o kadar arabası olan var ki mutlu değil. O kadar parası olan var ki intihar ediyor. Ya bir defa böyle mutlu olabiliyor musun yani 10 dakika 15 dakika rahat nefes alabiliyor musun? Ya gülebiliyor musun ya? Hatta üzülebiliyor musun? Bunlar sıhhattır. Nemrutlar, firavunlar, şeddatlar, zalimler, gaddarlar, hainler, şefkatsiz zalimler üzülemez ki. Üzülse yapar mı? Yapar mı? Demek ki kalbin var yani üzülebiliyorsun. Ne kadar büyük nimet bunlar. Demek ki insan böyle bir nimete sahip. Sonra tecelliyat-ı samedani aynelerinden, aynelerinin en cami ve en berakıdır. Selam kulu vallahu ehad, Allahu samet. Bak oradaki samet. Şimdi Allah hiçbir şeye muhtaç değil, her şey ona muhtaç. Ona en cami aynı insan, en güzel, onu gösteren insandır. Niye? Mesela insan öyle bir ayna ki kalbiyle ayrı Allah'ı gösteriyor, ruhuyla ayrı gösteriyor, aklıyla ayrı gösteriyor, bedeniyle ayrı gösteriyor. Bu elma gibi değil yani, ağaç gibi değil. İnsan en cami aynadır, en kaliteli. Nereden anlıyoruz? Bütün varlık ona çalışıyor. Mesela yerin altındaki madenler sana çalışıyor. Mesela öküz için bir gül ile bir yeşil otun farkı var mı? Öküz için gülü koy, bir de otu koy. Kedi için muhabbet kuşuyla bir balık kafası farkı var mı? Belki de balık kafası da lezzetlidir. Yani oğlan şuraya bak ya, şu muhabbet kuşunun rengine bak ya, sarı diyoruz değil mi? Mavi renkleri var. Öküz der mi yamra haliyle tepede böyle gülü görüyor, otu görüyor. Şu güle bak ya, şu sanata bak ya. Bu yenir mi ya? Bu ancak seyredilir der mi? Yani güzelliğin her çeşidini insan deneyleyebiliyor. Şahit olabiliyor, anlamlandırabiliyor. İnsansın. Öyle bir cami özelliğine sahip insan. Baktığın zaman hayvanlar da olsun, bitkiler de olsun insan merkezinde hep hizmet ediyor. Ağaçtaki dallar, dallardaki meyveler ağaca faydası yok. Sana. Sığır mesela, sana. Dünyanın dönüşü, sana. Güneşi lamba ve soba yapmış sana, sana. Bak elektrik faturası geliyor. Güneşin faturası gelseydin kaç para verecektin? Delikanlı adın neydi senin? Benim abi. Mahmud'um. Elektrik faturası veriyorsunuz değil mi abi? Su da veriyoruz. Yağmurun ve güneşin faturası gelse Mahmud ne verecektin? Verilmez mesela bu ay fatura indi gökten. Güneşinizin faturası şu kadar. Ne kadar verecek? Nasıl diyeceksin? Peki ameliyat olan var mı aranızda? Narkoz alan? Ben oldum abi 2-3 defa. 2-3 defa. Mesela 45 dakikalığına bundan 10 sene önce bir tanıdım var. Yani ya iki bir şey ya tanımını derken 2002'de babam olmuş. 45 dakikalığına tanıdık olduğu için 450 lira, 450 milyon aldılar. Narkoz uyuttular diye. Abim senle ben yaşlıyız. Sen kaç yaşındasın? 58. 58. Hem sahibiyiz. Günde 5 saat yatıyoruz değil mi abi? Bak 2002, şimdi bilmiyorum ama. Özel hastanede. Narkoz verdiler, uyuşturdular, uyudu yani. Şu anda 450 lira şu anda da ortada 450 bin lira, milyon. 500 bin liraya yakın. O da tanıdık olduğu için 45 dakikalığına para aldı. Şimdi sen 5 saat yatmanın fıtı yatma, doğal yatmanın, orijinal, çakma değil, sanayi değil. Kaç para her 5 saatte, her gün o parayı versen kaç para verdin? Senin çalışma bile yetmezdi. Evet. Yetmez. Suni bir uykuya 45 dakikalığına 450 bin lira olursa 5 saatine ne tutar? Şimdi sırf mesela buna uyku için çalışsak gene ödeyemez. Bir tane arkadaş şey vardı, onu tanıdı. Trafik kazasında şu göz kapağı
gitmiş yani, sinirleri bozulmuş. Kapak şöyle. Böyle buraya şey yapıştırmış da buraya koymuş, böyle duruyor. İnip çıkmıyor. Sonra yandığı zaman cebinde ilaç taşıyor. Şu çı çı çı. Ondan sonra göz kapağını kaldırıyor da yanıklığını gideriyor. Göz kapağı. Göz kapağını indirmek, kaldırmaya Mahmut bizim gücümüz yetmez akşama kadar. Akşama şöyle yapacağız. Arabanın sileceği gibi düşün. Şimdi sıcak havada sileceği çalıştırsan toz var diye, su yapmasan silecek yırtılır. Ne yapıyor yırtılmasın diye? Su atıyor. Sonra silecek çalışıyor. Büst göz kapağı da aynı bunun gibi. Et ete sürününce yanar. Burada zaten kalın bir şey yok gözün. Kapak inip yanmasın diye her kapak inip çıkarken su salgılıyor. Su. Isınmasın. Onunla ne yapıyor? Bir, gözü temizliyor. Arabanın sileceği gibi. İki, gözde damar yok. Gözü besliyor. Temizletip pislik ne oluyor? Buradan aşağı inerse sıkıntı olur da insana yakışmaz yani. Affedersin, kaçıran çocuk gibi olur. Allah işte bu gözü temizledikten sonra kapak silecek gibi böyle böyle değil. Bu gözle şurayla burun deliği arasında delik var. Temizlediği pislikleri bu delikten buruna, sen de burundan yıkama yalamaya dışarı atıyorsun. Yani buna sen mi düşünmüşsün? Düşünebilir misin ya bu kadar mükemmel? Bunun ne kadar kıymetli olduğunu şöyle bir sorar mısınız kendinize? Bugün bir günlüğüne iki gözünüzü kaça kiraya verirdiniz? Satmaya değil. Satmaya sormuyorum. Çünkü Kur'an'da böyle bir ayet var. Diyor ki, organlarınız içinde en kıymetli göz ve kulaklarınızın sahibi kimdir? Bak bir daha. Organlarınızın içinde göz ve kulaklarınızın sahibi kimdir? Hangi tezgah ve dükkanına satın aldınız diye soru soruyor. Satmayı da sormuyorum çünkü kimse gözünü satmaz. İyi. Bu bir günlüğüne gözün çıkacak takılsaydı kiraya, kaça verirdin böyle duracaksın akşamı? Ya 5 dakika duramayız ya. Alıştık ya, bundan duramayız. Amalar durur. Ama sen ben duramayız ya. Ya demek ki insan böyle bir yapıya, böyle bir donanım, maddi cihazlar bu ha. Bu anlattığım şeyler de beden. Beden nedir ruha göre? Binadır. Binanın içerisinde sen oturuyorsun bak, şu anda oturuyorsun. Binaya benziyor musun? Yok. Bina sana göre ne kadar basit. Senin içine almış ama senden daha basit. Sen kıymetlisin, binaya kıyas edilemezsin. Elbise gibi. Peki binadan kaliteli. Bu örneği anladınız bak. Binanın içinde benim. Binadan kaliteliyim. Beden de ruhun binasıdır. Elbisesi bile değil. Bak bu binanın içindeyim ama bir de gömlek var bende. Beden ruha bina gibidir. Gömlek gibi de değil. Bu kadar yakın değil. Allah bu bedene bu kadar dikkat ederse ruhunu hiç telef eder mi? Öldükten sonra sağa sola atar mı? Seni yok eder mi? Şu kadar edilen masrafa bak. Sabahtan akşama sana edilen masrafa bak. Böbrek çalıştı. Karaciğerin çalıştı, ayakların çalıştı, kafa çalıştı, göz kapakların çıktı. Nefes almayı düşün. Yoğun bakımla değil. Güneş sana çalıştı. Lamba ve soba yaptı. Dünya döndü. Güneşin etrafında 108 bin kilometre hızla gitti. Gece ve gündüz istirahatın olsun diye 1666 kilometre ile kendi eksen etrafında döndü. Yani bugün sana edilen masrafa bak. Böyle dikkat eden Allah, seni bu kadar kıymetli şeylerle donatan, seni harika şeylerle besleyen Allah, seni kabre sokup diriltmemek üzere oraya seni yok etse, sana yapılan masraflar israf olmuş olmaz mı? Akılların ustasını düşünün. Şu anda 8,5 milyar insan var. 8,5 milyar insanın aklını yapan, bak bu örneği dinleyin gençler, bak. 8,5 milyar insanın aklını yapmış. 8,5 milyar insanın aklını yapan Allah'ın ilmini düşün. Aklı kül. Biz birbirimizin aklını beğenmiyoruz. Bize 8,5 milyar insanın aklını birbirine yığ. Bunu yapmış. Demek ki Allah 8,5 milyar insanın aklının toplamından daha akıllı. Öyle değil. Şimdi böyle bir Allah
Yani 8,5 milyar akılların ustası. Aklı toprağa koyup diriltmemek üzere çürütürse akılsızlık karşı etmiş olmaz mı? Madem bu aklı ve bedeni toprak olup yok olacaktı, niye bu kadar masraf ettin ki? Yani güneşe bak, edilemezse bak. Nefes almak ne demek ya? Git Aşinok Meydan Hastanesi'ne sor. Yoğun bakım neymiş? Böbrek neymiş? Diyaliz hastalarına sorun. Yürümek neymiş? Felçli hastalara sorun. Göz neymiş? Amalara sorun. Bu kadar masraf edecek. Sonra seni atacak çöpe, toprağa, diriltmemek üzere bırakacak. Böyle rahmet olurum. Peki tamam da niye masraf etti? Biraz önce dedik ki, bu bina bedene benziyor. Ruh ise bu binada oturan insana benziyor. Bu kadar dikkat etmiş. Bu kadar insana değer vermiş. Şimdi sen bu kadar değer verdiğin bir şeyi hatta cebinde kalem düşse. Tam giderken ya kimi kalem? Benim ya, basmayın bir dakika ya. Bak kalemini bile kimseye bastırmıyorsun. Hemen alıyorsun. Kalem. Ha kalem ya. Cep telefonu birisini düşse. Arkadaşlar orada bir telefon var kimin? Başkasının olunca böyle. Telefonu var orada düşmüş. Kimin alsın? Senin kalemin olunca bir de kadar basma. Şimdi bizim de aklımız Allah'ın. Allah şimdi bastırır mı? Çiğnettirir mi? Öfeder mi bu aklı? Anlamsız yapar mı? Evet, hayat tek başıyla bir hayyu kayyumun bütün esma ve şuunatı ile bildir. Yani insanın bunu bu tarafa al ki şey al. Kardeşler rahat et. Hayatı hani bazılar diyor ya, Allah'ı niye görmüyoruz? Şimdi sen kendini görüyor musun ki? Allah'ı göreceksin. Biz bu değil miyiz? Bu sen değilsin. Ne diyorsun? Benim yüzüm. Buraya ne diyorsun? Benim kafam. Buna benim elim. Bak, ben diyen arkada. Bu benim gömleğim. Ben diyen gömlek değil arkada. Gir içeriye. Benim atletim. Gir içeriye. Benim vücudum. Gir içeriye. Benim hayatım. Ha sen daha arkadasın. Sahip çıkıyorsun. Yani benim kitabım der gibi. Benim aklım bunu anlamıyor. Kimin aklı? Benim aklım. Benim ruhum sıkıldı. Yani bu yüze bile benim yüzüm yandı ya. Benim yüzüm. Peki bu bebeklikten beri bir sürü yüz değiştirdin. Hangisi sensin? Ha, o zaman bu sen kullanıyorsun. Biraz önce dedik ki bu binanın içinde oturuyorsun. Binaya benzemiyorsun. Bina bedene benzer. İçinde oturan insan ruha benzer. Farkı düşünmeniz için. Bu yüzü biz kullanıyoruz. Bu yüz biz değiliz. Bu ben miyim? Ama ben giymişim. Benim gömleğim diyorum. Ver bana. Şimdi bu masaya organları koysak maddi ve manevi. Bu benim böbreğim. Benim böbreğim. Al. Bu benim kulağım. Bu benim aklım. Bu benim yüzüm. Kim o? Ben diyen kim? Bunların dışında birisi. O sensin. Onu gören yok. Bu sen değilsin. Eğer sen buysan, bir yaşındaki kimdi? Hani bir insana desen ki sen 200'lülük yapma kardeş. Kızarlar değil mi? 200'lülük yapma. Sen kaç tane yüz değiştirdin? Bu biz değiliz. Ya hayat ki daha acayip bir özelliğe sahip. Hayat derken üreme ve çoğalma ve doymak mide değil, uşkurluk değil bu hayat. Hayat duygularını düşünün. Hayat, duygu var, hisleri var, merhameti var, şefkati var. Bunlarla insan insan olur. İnsana merhamet alsan insan canavar olur ya. İnsan mı olur onlar? Ha peki o nereye benziyor? Organa benzemiyor. İşte insan tek başına hayat, Cenab-ı Hakk'ın vacibi vücudun vücuduna en güzel delillerindendir. Çünkü hayatın kilosu yok, tipi yok, gören yok, yaşı yok. Nasıl bir özelliğe sahip? Yani hayatın dışa vuruşları var. Şefkat, merhamet, haya, vicdan azabı. Vefa değil mi vefa? Vefa kadar güzel duygu var mı? Bugün şeyle çalışıyordum da şeytanın Kur'an'a göre sıfatları diye 52 tane şer sıfatını gördüm. Yani o kadar söylemişler. Bir tanesi ne biliyor musunuz? Vefasızmış. Şeytanın sıfatı.
vefasızmış. Vefa yokmuş. Hani deriz ya, bana ekmeğin kabuğunu ben yedim, içini sana yedirdim. Ya be vefasız ya. Hiç mi vefan yoktu? İnsana o çok dokunur. Evlada daha çok babalar diyor da. Olan ekmeğin kabuğunu ben yedim, içini sana verdim. Bana bunu niye ya? Başkası bir şey dese, yani tokat vursa yine kaldırır ama böyle ekmeğin içini verdiğim zaten bu lafı tokattan daha beter oluyor başkası. Çünkü hayat pek çok sıfattan memzuç bir macun hükmünde bir ziya bir tiryaktır. Hayat mesela içinde fikir var, akıl var, merhamet var, haya var, edep var, vefa var. Ebed arzusu var, sonsuzluk arzusu var. Hayat, hayatın içinde. Bu beden bir şey değil ki, ikide bir değişiyor. Simalar değişiyor. Çünkü kullanıyor insan simayı. Bu bedeni kullanıyor. Sonra geldiği zaman kenara koyuyor, yıkansın diye. Kendisi çekip giden bir insan gibi. Mesela dolabınızda abdest, çamaşır yok mu? Gömlek yok mu? Var. Şu anda karanlıkta duruyor. Dolabınızdaki gömlek, atlet şu anda karanlıkta katlı durması sizi rahatsız ediyor mu? Şu anda dolabınızdaki. Etmiyor. Toprağa giren ceset de ruha böyle rahatsızlık vermeyecek inşallah. Bak şimdi bir daha. Çekmecede çamaşırlar duruyor şu anda. Onların o kıvrım olması, dar yerde olması, sanki kabir değil mi çekmece? Sen giydin diye, daha önce giydin diye, şu anda sana sıkıntı veriyor mu? Vermiyor. Sen onun içine girmiştin. Kullanmıştın, kirlendin, koydun. Beden de böyledir. Beden, ruha aynı böyledir. Kullandı, kirlendi, koydun kenara. Çekip gittin. Şimdi o çamaşırın içinde değilsin. Başka bir çamaşırdasın şimdi. İnsan da öyle. Vefat edene kadar bunu kullanıyor. Peki bu sabit mi? Terlediğimiz zaman değişiyoruz. Senede iki defa değişiyor bu. Yani bu surat iki defa senede değişiyor. İki yüzlülük yapma. Boşuna denmemiş. Senede iki defa yüz değişiyor. Altı ayda bir değişiyor, iki defa değişiyor. Ben 10 yaşında, 15 yaşında böyle miydim? Siz öyle miydiniz? Demek ki hayat Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını cem etmiş. Yani görmesini, işitmesini, hayatiyetini, vefalığını gösteren en cami aynadır. Mesela görmesini, doğuştan ama olan sana göz yapabilir mi? Şöyle düşünün, otokaportasına veya göz doktorunun ama olduğunu gördün mü? Ama bir doktor gördün mü? Veya otokaportasına arabanızı teslim eder misiniz? Amadır. Böyle kör birisine arabanızı boyattırıyorsunuz. Diyor ki, bu gözü bana veren bir, benden önce beni görecek, buraya uygun olup olmadığını görecek, sonra gözü oraya verecek. O zaman bana gözü veren beni benden önce görmüştür. Çünkü bu gözlüğü veren zat diyor, bir gözü görecek, iki gözün baktıracak, oku şu sayıları diyecek, gözü görecek, gözün gördüğünü de görecek, sonra ince bir mana olan göz numarasını da bilecek, sana gözlük verecek. Ya bir gözlük ya, cansız bir şey. Çay bunu, camı vermek için, bu kadar ilim ve teknoloji düşün. Ya sana numara vermek için, damla vermek için adam ilkokul, ortaokul, üniversite ve ihtisası okumuş doktor. Varı kullanacak. Peki anne karnında, karanlık yerde, fasulyeden, domatesten, hıyardan, ekmekten ki kör maddelerden, karanlık yerde bu gözü yapmak normal bir teknoloji mi? Karanlık yerde, kör maddelerden göz yapacaksın. 9 ayda yapılan bu gözü, 900 sene bunun üzerine uzmanlık yapılıyor. Tamam bitirdik, daha araştırılacak bir şeysi kalmadı. Gözün dibine geldik deniliyor mu? Yani göz hakkında daha araştırmaya gerek yok, her şeyini öğrendik diyemiyorsun. İmal edildiği tarih 9 ay. 9 sene ver, anlayamıyorsun. Ve karanlık yerde, anne tarlada çalışırken, karanlık yer, yediği madde kör, ekmek kördür,
ve aydınlık aleminin anahtarı yapılıyor. Kimdir? Allah demesen de böyle demek zorundasın. Vallahi karanlık yerde kör maddelerden gözü yapan kör olmaması lazım. Allah demesen bile bunu demek zorunda. Yani bu gözü veren kör olmaması lazım. Kulağı veren, işitmeyi veren sağır olmaması lazım. Aklı veren cahil olmaması lazım. Bana hayatı veren ölü olmaması lazım. Bana vücudu veren yok olmaması lazım. İşte bu sıfatlar kimdeyse ona God de, God de, Tanrı de, Allah de bir şey de yani. Bir, görüyordur. Bana görmeklik vermiş. İşitiyordur. İşitmeyi vermiş. Vücudu var ki vücudumu vermiş. Hayatı var ki hayatı. Şuur vermiş. İdrak vermiş. Düşünceyi vermiş. E bunları bir araya topla. Görüyordur, işitiyordur, vicdanı vardır, hayatı vardır. Bu sıfatları topladığın zaman, bu sıfatların toplamına nokta 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 de. God'dur, God'dır, Tanrı'dır, Allah'tır. Bir şey demen lazım. Hiç deme de. Bir şey koyman lazım. Hiç diyemezsin. Çünkü hiçlik fail değil. Fail değil, fail değil. Evinizdeki musluğu bile bir su unutsa, su bassa, kimle bıraktı bunu su açı bıraktı? Kendi kendine açıldı. Beni çıldırtmayın, beni deli etmeyin. Kim açtı demiyor musun? Ya su musluğu ya. Su musluğunu açmış. Semadan yağmurun yağdırılmasını kim musluğu açmış? Birisi açmış da onu. Bak su açsanız böyle fatura geliyor değil mi su fatura? Acaba buluttan gelen yağmurların faturasını vermeye kalksan kaç para vereceksin? Bunlar hepsini bize verilmiş kullanılıyor. Biz daha kullandığımızın tasarrufu mutlak bize verilmemiş. Aldın nefesi biraz önce söyledim bak. Aldın nefesi tut hadi vermeden tut hadi. Ya aldın nefesi tutamıyorsun ya. Aldın hayatı nasıl tutacaksın? Buraya bıraktın. Cesede de hayatı aldın. Hadi tuta. Ölüm gelecek. Nefesin verilmek gibi. Ölüm gelecek. Ama ölüm kötü değil. İşte onu konu oydu. Ölüm kötü değil. Niye kötü değil? Toprak altına giren çekirdeğin vakti geldiği zaman ağaca dönüştürülmesi, karanlık, dar, sıkı ve yalnız. Bak kabir, karanlık, dar, soğuk, kimsesiz. Yalnız bir yerde. Ama aydınlık alemine ne şunema buluyor. Orada o cihazlar alıyor. Şimdi topraktaki o ceset yani çekirdek çürüdü ama ağaca dönüştü. Mesela cep telefonları pili. Cep telefonları pili. Pil bitiyor ama videoya dönüşüyor. Şimdi pil yok mu oldu? Hakikatini değiştirdi. Bak kamera çekiyorsun. Pil bitti. Bitti ama videoya dönüştü. Pilden daha kaliteli bir hayata dönüştü. Hakikate dönüştü. Videoya dönüştü. Çünkü pilin içindeki batarya, enerji ne yenilirdi, ne içilirdi, ne seyredilirdi, ne duyulurdu. Çektiğin kamerada ses var. Batarya bak bitiyor ama. Görüntü var. Mana var. Yazı var, yöntem var, ilim var. Sana orada formüller öğretiyor matematik gibi. Peki pil bitti ama daha güzel bir hakikate büründü. Aynı bu da cep telefonu gibi. Şu. Bataryada ömür. Evet. Hem ses çekiyor, hem görüntü çekiyor, hem yazı, hem video vesaire yapıyor, gönderiyor, alıyor. Beden telefona benzer. Telefondaki batarya ömüre benzer. Yaşantımız da videoya benziyor. Gözümüzle kamera çekiyoruz. Kulağımızla kaydediyoruz. Aklımızla kaydediyoruz. Bunlar da videoya dönüşüyor. İşte ahirette yaşadığımız hayat filme dönüşecek. Onu seyredeceğiz. Önümüz öyle çıkacak. Şimdi diyebilir misin ki pil bitti, yazık oldu. Bazen adam bir film çeker veya bir resim çeker, telefonun 10 katı fiyatına değiyor. Öyle kaliteli bir şey yakalamış ki, değil mi? Adam bir resim çekiyor, adam resimli yarışmasında birinci oluyor. Bir video çekiyor, bir dakikalık, adam rekor kırıyor ya. Yani sen de işte güzel bir Allah'ın dergahına böyle çıktığın zaman bir resim, bir poz, Allah'a ekber dediğin zaman ahiretin rekoru işte. İşte tıklama rekoru kırılacak.
Yani adam gibi kılmış. Demek ki bir tane söyle demişti. Esini vermek istemiyorum. Çok meşhur. Ölüm demiş, pilin bitmesine benzer. Biter, kullanırsın, atarsın çöpe. Daha neresi ahiret demiş. Pil bitiyor diyor, biter, atarsın çöpe. Pil bitiyor ama videoya dönüşüyor. Bak hakikati, enerji resme dönüşüyor. Enerji video oluyor, enerji ses oluyor. Enerji görüntü oluyor, enerji mana oluyor. Matematiği anlatan hoca videosunu çektin. İlim oluyor, proje oluyor. Bakın o peki bitmeyle bitiyor. Hiçbir şeyi başka bir şeyi dönüştürmeden yok edemezsiniz. Odunu mesela yaktın, yok mu oldu? Aslına dönüştü, nur oldu, ısı oldu, ışık oldu, renk oldu. Hadi bakalım bir şey bir şey dönüştürmeden değiştirin hadi. Çürümek mesela. Çürümek enerjidir. Hem kainatın en büyük kimyasal hadisesidir. Yanmak mesela. Sen şimdi odunun içerisinde nuru kerpetini alabilir misin? Odunun içerisinde dumanı bu tarafa alalım. Kerpetini alamazsın, tornavidayla alamazsın. Odunun içerisinde bunlar nasıl? Kirbit de alacaksın. Çaktığın zaman peki bakıyorsun 10 kilo odundan 100 gram kül çıkmıyor. Ne vardı ya bu odunu 10 kilo yapmıştın? 100 gram kül yok. Nedir o? Kilosu olmayan varmış. Ama kilo vardı, odun olarak gözüküyordu. Ki odun 10 kilo, yaktık, kül çıktı 100 gram. Nerede bu kadar kilo? Kilosu olmayan, neymiş o? Nur, ışık, ısı, duman, ateş. Bunları tartamazsınız ki. Bunları tartamazsınız ve kilosu yok. Zaten onun fizikteki adı kilo kalori deniliyor. E peki kilosu olmayan nasıl kiloya geldi? Ruh da böyle. Nasıl ki duman, nur, odun olarak gözüktü, ruh ve nefis, ruhun nur, ışık, odundaki ışık ruha örnek, odundaki duman da nefise örnek, ikisi zıt. Yandığı zaman nur, böyle odun yaktığın zaman her taraf aydınlatıyor, görüyorsun. Duman ise kapatıyor. Beden de oduna benzer. Oduna misal beden, odundaki ışık ruha benzer, odundaki duman da nefise benzer. İkisi zıt aynı yerde. Ruh, nefis aynı yerde. İşte Azrail aleyhisselam geliyor, bir kirbiti çakıyor, aşağıdan tutuşturuyor. Diyor ki hadi bakalım, ayrışın bakalım. Her şey zıtlar birbirine ayrışacak. E yok mu oldu? Isı, ışık gitti yere, gidecek. Peki bir ne olacak? Peygamberimiz aleyhisselam buna sormuşlardı da aynı bu manada. Vefat eden insanın demiş ruhu nereye gidiyor? Gece zifiri karanlıkta diyor yanan bu bir mumu. Söndürürseniz nuru nereye gider? Ruh da öyle gider. Mesela odun neredeydi abiler? Burada. Bir yerde duruyor bak, bir yerde duruyor odun. Yaktığın zaman çıkan ısı ve duman nerede? Mekanı var mı? Yok. Her yerde. İşte ruh bedende, ayrıldığı zaman her yerde. Her yerde. Hürriyetle oluşuyor. Mutlak hür oluyor. Sen diyebilir misin? Ya kötü oldu. Ya duman dedik oh be ya. Isı diyor ki oh be ya. Işık diyor ki oh be ya. Renkler diyor ki oh be ya. İtrovial ışınlar diyor ki ne kadar rahatladık hapishaneydi ya. Rahatladım diyor ya. Biz de bu taraftan üzülüyoruz vay be. Adam hürriyetine kavuştu falan. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki ölüm diyor zahirde gözüktüğü gibi dehşetli değil. O cehaletimizdir. Hani en korktuğumuz bir şey var ya, mesela gece bir tane ben başıma geldi, yanımda birisi vardı. Gece gidiyoruz böyle köyde yukarıya doğru, ileride uzun bir adam kadar bir bembeyaz bir sanki mezardan hortlamış bir hortlak, tamam mı? Ondan sonra sütün gibi duruyor. Ya orada bir şey var, ya bir şey dedi. Ya baksana bembeyaz dedi ya. Bak insan anlamadığı, çözemediği şeyden korkuyor. Gel beraber gidelim. Arkama geçti. E geç. Gittik baktık ki hayırsever Gınalı Sırtı'daki o bir yerde duvara adam çeşme yapmış. Oraya beyaz mermer sütunları koymuş böyle, tamam mı? Bir adam gibi de gözüküyor uzaktan hafif bir şeyle. Bak dedim korktum hortlaktan da bir de su iç. Suyundan iç. Yani insan korktuğu şeyi nasıl acube haline getiriyor.
Kabir de böyle. Korktuğun kabirden o kadar şükredeceksin ki olan hapisten kurtardı. Nereden korkacaksın? Allah muhafaza etsin. Ölümden değil, imansızlıktan korkacaksın. İşte felaket o. Bir, nefes alamadığın zaman aşağıdaki araba, kasandaki para hiç anlam taşıyor. Hiç taşımıyor. Hatta dereye gitmiştik. Eskide balık tutmak hastalığı vardı. Köyden araba to şeyde. Biz tabii arabayı bırakmışız. Belki de 45 dakika, 1 saat arabadan uzağız. Gece. Sevmişti, gençliğin getirmiş oldu. Aramızda bir tanesi var. O kadar zengin ki o tarihte jipi var. Arabayı bıraktı. O suyda, derede balık tutarken ayakkabısının bir tanesi gitti. Su kaptı. Büyük su tabii. E şimdi orası Karadeniz yani diken bir sürüyorlar zaten. Diken hepsi. Jipi var. Cebinde de para var. Jipte de var. Hadi bakalım. Ayakkabı nerede bulacaksın? Hiçbir işe yaramıyor değil. Servetin de araban. Bas bakalım şeye. Dikenlere. Ne yapacağız dedi ya. Nasıl geçecek? Bir saat nasıl geçeceksin? Dedim ki. Ben böyle mantık yürüttüm. Şöyle yap o zaman. Atleteni çıkar. Ayakkabı gibi ayağına sar. Tamam. Hadi onunla yürü. Yani bakın. Her şeyim var ama hiçbir işe yaramıyor. İşte bir nefes almak da öyle. Alamıyorsun. Alamıyorum ama aşağıda Mercedes var. Hiçbir şey yani gözüm bir de görmüyor. Keşke dünyada hiç dediniz mi böyle? Keşke inşallah öyle dememiş Allah nasip etmez o hallerinizi de. Keşke şu anda bunu Allah kaldırsa da dünyada hiçbir şeyim olmazsa. Ben çok demişim. Böyle hani nefes alamamadan gece kalktınız, burunlar kapandı. Veya burun ameliyatı olanlar bilir. Veya akciğer hastaları, en şeyi o. Astım hastaları. Onlar bilir. Bir tanesi öyle demişti. Cihazsız nefes alıp vermenin ne demek olduğunu diyor. Sohbetlerde söyler misin? Hasan abi dedi. Zor tabii benim gibi konuşamıyor. Hasan abi. Çıkarttırdılar. Cihazsız bir defa böyle rahat nefes aldığının ne demek olduğunu insanlara söyler misin? Ya. O kadar nimetleri var ki ayette de öyle diyor. Nimet Allah, nimet Allah'ın latusu var. Allah nimetlerini saymaya kalkarsan sayamazsın. Her bir nimet, her bir nefes almak nimet değil sifo. Vermek de nimetmiş. Aldın, ne kadar rahatladın? Sıkılıyorsun, vereceksin de. Vermek de rahatlıktır, of be diyorsun. Ha, yaratılmak da, hayata gelmek de nimet. Nefesi vermek gibi olan mevt de, ölüm de böyle nimettir. Nefesi tutsan ne olur? Lazım bana. Sıkıntı. Mecbur vereceksin. Hayat kadar lezzetlidir, bak vermek. Of be. Hayat, mevt, ölüm de böyle nimettir. Alma. Verme. Ya, üç defa tekrar etmiş olayım. Çünkü ölüyle alakalı olduğu için biraz. Bakın, nefes almak ne kadar nimetse vermek de öyle nimettir. Bedene hayatın alınması nefes gibi ne kadar nimetse bedenden hayatın çıkması da böyle nimettir. Elvan-ı seba ziyada ve muhtelif etviyeler tülyatta nasıl mümtezicen bulunur öyle de hayat dahi pek çok sıfattan yapılmış bir hakikattir. Mesela 7 tane renk. Güneşten gelen o foton beyaz tanede beyaz geliyor ama o içerisini mesela şöyle düşün, elinizde kristal var. Işık vurun. Bu taraftan beyaz çıkmıyor. 7 tane renge ayrılıyor. Beyaz kristalde 7 renge ayrılır. Fizikte mektep okuyanlarınız hepiniz bilirsiniz. Güneşten foton geliyor. Yani tanecik, ışık geliyor. Eğer boşluksa atmosferin dışında ışık olarak gözükmez. Atmosfere girer, 7 tane renge dönüşür. Güneşten 7 tane renk gelir. O 7 tane paketin adı beyazdır. Aslında doğada beyaz bir renk yok. 7 tane rengin bütünlüğünden beyaz çıkıyor. Hayat da böyledir. 7 tane sıfatı cem etmiştir. Mesela kristalden iyi anlarsın. Şu ampulü vur oradan, öteki taraftan bak kırılmasına göre
pembe, mavinin çeşitleri, yeşilin çeşitleri ve ışıktan gelen renkler aydınlatmıyor artık. Renge dönüşmüş. Allah'ın esması da böyle foton gibi mevcudata bir vuruyor, 7 tane renk olarak, sıfat olarak kendisini gösteriyor. İlim, irade, sem, basar, hayat, kudret, kelam gibi kendisini gösteriyor. Ama şunu demek istiyorum, gelen ışığa benzemiyor. Yani kristalden ayrılan o renkler gelen ışığa bakın benzemiyor. Bu mevcudat da esmaya böyle benzemiyor. Ona benzemiyor. Ondan yapılmış ama ona benzemiyor. Mesela odunu yakın, çıkan şey aleve bakın. Rengi nereye benziyor? Güneşe benziyor. Oduna bakılarak şarjlı pil imal edilmiş. Şarjlı pil var ya. Peki odunu yakıyoruz 10 kiloydu gitti ya. Nereye gitti? Piş piş. Nereye benziyordu? Güneşe benziyordu. Odun donmuş güneştir. Şarjlı pil böyle yani. Odunu Allah ısıttı şey güneşi bir vurdu. Her taraf ısıttı. Artan ışık ne olacak? Sıcaklık ne olacak? Isı. Gitti onu odun olarak depoladı. Odun donmuş şarjlı pil gibi güneştir. Yaktığın zaman güneş ortaya çıkarıyoruz. Sobada küçük güneş işte. Onu oraya nasıl saklamış? Yani o ışık değil mi? Nur. Odunun içerisi karanlıktır. Karanlığın içerisinde ışığı nasıl saklamış? Hem de çıkan duman da var değil mi? Islak odunsa duman da fazla olur. Odunun içerisi karanlıktır. Kafanın içerisi karanlık olduğu gibi. Kafada zerre kadar delik olup ışık gitse biz hiçbir şey göremeyiz. Anne karnı sessiz olduğu gibi kulak imal ediliyor, göz imal edildi. Kafanın içi de karanlık. Odunun içerisi karanlık, tahmin edersiniz şu sarı. Işık orada saklı. Ruh da bedene böyle saklı. Bak bedene ruh böyle saklı, ruhta da ahiret böyle saklı. Nasıl saklı? Ebed istiyoruz. Sonsuzluk istiyoruz. İstemiyor muyuz? Ölmek istemiyoruz. Dert istemiyoruz. Bak saçta beyaz olsun istemiyoruz. Sen de öylesin. Değil mi? Böyle. Peki bu istekler dünyaya mı benziyor? Yok. Dünya cinsinden değil. Beka istiyorum. Dünyada yok ki. Mesela bendeki bekar nasıl olmuştur? Vallahi herhalde pirinç pilav yedim de oradan geldi. Öyle değil ya. Demek ki dünyada bir kaynağı yok. Ebed arzusu, sonsuzluk isteği insanda var ama dünyada yok. Böyle bir yer. Peki bende var, dünyada yok. Bende nereden geldi bu? Baki denilen bir alem olmasa o bende gözükmez. Güneş denilen bir şey olmasa odunda güneş saklanamaz. Odunda gizli olan güneş, odun içinde gizli olan güneş, aşikar olan güneşten haber verdiği gibi ruhumda bulunan beka arzusu da baki denilen bir alemden haber veriyor. Yani bende beka isteği ve arzusu fanilikten gelemediği gibi. Nereye benziyor? Benim gözümü kör yapamaz. Gözün kaynağı kör olamaz. Sağırın kaynağı, kulağın kaynağı sağır olamaz. Hayatın kaynağı ölü olur mu? Bana hayatı kim verdi? Ölü birisi verdi. Vücudumu kim verdi? Yok birisi. Gözümü kör birisi. Nasıl verecek? Ha, demek ki odunun içerisine güneşi saklayan Allah, bedenin içerisinde de ruhu saklamış, ruhun içerisindeki arzu, meyiller, istekler var ya, beka, ebed, sonsuzluk, onu da ahireti orada öyle saklamış. Odunda güneşi sakladığı gibi ruhta da ahireti saklamış. Öyle de hayat dahi pek çok sıfattan yapılmış bir hakikattır. Hayattan girmiştik. Hayatın ne kadar değeri var ki her şeyi anlamlandıran hayattır. Hayat. Hayatı böyle böyle hareket, canlılık değil. Hayat aynı zamanda fikirlerdir, duygulardır, meyillerdir, isteklerdir, üzülmektir, zevktir, lezzettir, şefkattır, merhamettir, sururdur, şeftir, iftihardır, memnuniyettir, vefadır. Ha, bu şuraya bak ya, hayata bak. Bu sana verilmiş. Cami bir hakikat. Cami bir hakikat.
Fesubhanallah. Sığına da hayat verilmiş. Bitkiye de verilmiş. Ama insan öyle değil ki ya. Yani ne kadar acayip bir şey. İşte insan olarak bir saat yaşarsan yetiyor. 500 sene çınar ağacı gibi, kütük gibi yaşamaktansa bir sene insan olmak daha iyi. Bursa'ya hiç gideniz vardı mutlaka da. Veya sizin köyde var. Ben başka görmediğim için. O dev çınarı gördünüz mü? Dev. Plakası var üzerine. 300 mü? 500 sene mi? 700 sene mi ne? Yaşı varmış. Yani 300 mü? 500 civarındadır o. Turizm Bakanlığı tabela koymuş ona. Bursa'da. Onu gördüm. O azamet nasıl dehşetli bir şey ya. Şimdi öyle 500 sene yaşamak mı istersiniz? 5 sene insan mı? Kütük olacaksın, kütük geldi, kütük yiyeceksin ama 500 sene. Adam istersen 5 milyar sene olsan ne olur? Kütük. Sonsuz yaşarsan ne olur? Kütük. Ama 5 saat, 1 saat yaşasan. Allah'ın öyle sanatları var ki denizin dibinde, böyle balıklar, böyle havada böcekler. Veya yazın işte kelebekler. Bir gün yaşıyor, 1 saat yaşayanlar. Hayat böyledir yani. Hayatın yaşı yoktur. Bedenin yaşı vardır. Hayatın yaşı yok ki. Öyle bir şey yok yani. O sani ileriyor, intisap diyor, bir saniye, bir dakika diyor, seneler hükümleri belki layımuttur. Layımuttur. Ömrün uzunluğuna, kısalığına bakılmaz. Bakılmaz. Adam gibi. Bir saniye, onunla bir bağlandın mı? Bitti ya. Bitti. Mesela Avrupa'dan telefonu alanlar bilir onu. Bir an kartı takmasan, Türkiye'de çalışmıyor. Almanya'da bir dakika bir çalışsın, çıkar. Gel buraya çalışıyor. Yani bir an tanımlansın yetiyor. İşte Allah ile de tanımlamak, telefonu tanımlamak gibidir iman. Bu telefonu tanımlıyorsun. Acayip bir şey ya. Mesela tanımlıyorsun, navigasyona giriyorsun telefonla. Uyduyu görüyor musunuz? Yok. Ama görmediğim, sesini duymadığım yerden burada bana yol gösteriyor. Sağa git diyor. 200 metre sonra şu olacak diyor. O tarafa dön diyor. Cansız şey konuşuyor benimle. Sana yol gösteriyor. Peki kim seni görüyor da sana bu yolu gösteriyor? Bulutlarda baktın, bulutlar da diyorsun buna diyor. Uyduyu gören var mı çıplak gözle? Oradan ses geliyor mu? Oradan şekil mi geliyor? Bana kim yol gösteriyor? Kim bana hükmediyor? Peki aynı anda 1000 kişi, 1 milyon kişi İstanbul'da navigasyon kullansa, 1000 kişi rahat kullanıyor. Birisine diyor ki ileri git, aynı anda aynı yer geri git diyor. Aynı anda sağa git diyor, ötekisi sola git diyor. Aynı anda eczane arıyor, ötekisi cami arıyor. Peki şaşırıyor mu? Yeter ya diyor. Uydum diyor mu? Yeter ya, bu kadar kişiye aynı anda nasıl cevap vereceğim ya? Yoruldum diyor mu? Mümkün hiç demiyor. E peki onu yapan beşerin aklı. Bu aklı yapan Allah yorulur mu? O bir şey diyor, o bir şey diyor. Bir tanesi bana öyle demiş. Ya hocam diyor, Allah herkes bir anda bir şey diyor. Ya nasıl duyuyor hepsini diyor. Navigasyonun duyduğu gibi duyuyor dedi. Navigasyon ok meydanı diyor. Ötekisi de Topkapı diyor. Ters istikamet. Duyuyor mu? Duyuyor. Ama ters? Allah da böyle duyuyor. Peki, bir saat sonra yeri gösteriyor. Karabalığı gösteriyor. Yeri de gösteriyor. E geleceği nasıl görüyor? Allah da böyle görür. Navigasyon geleceği nasıl görür? Sana geleceği görüp bak gösteriyor. Geleceği nasıl görüyor işte. Geleceği nasıl bilebilir? Navigasyonun bildiği gibi. Peki Allah bir anda herkese farklı nasıl konuşuyor? Nasıl muamele yapıyor? Uydu gibi, navigasyon gibi. Ruslara da söylüyor. Arabistan'dakilere söylüyor. Bize de söylüyor. Güneş de öyle. Bir anda kuzey yarımküre, güney, doğu her tarafa koyunun tüyünü büyütürken ağaçların da dallarını, gezegenleri de tutuyor. Bak farklı farklı iş yapıyor. Hiç güneş bir şey diyor mu? Navigasyon gibi, güneş gibi. Farklı farklı işler yapıyor güneş. Bir iş bir işe mani değil. Nihayetsiz iş, tek iş gibi. Bak gözümüzün önünde ya. Görmediğim Allah'a nasıl İtaat edeyim, inanayım. E görmediğin uyduya neye bağlanıyorsun o zaman? Telefon bedene benzer, batarya hayata benzer, kart imana benzer. Tamam, bazı kartlar var, kontrolün yoksa hiç çalışmıyor, hiç kusura bakma. Acil işlerden hariç başka gidemezsin.
Sonra o şeyler de istaz şeyler var. Vodafone'dur, Turkcell'dir falan. Bunlar da işte yaşadığın hayatta hayatı anlamlandırmak, kolaylaştırmak için mezheplere bağlı olduğun yerlere tanımlıyor. Telefon şimdi burada. Cam yani. Öyle bir zaman gelecek ki diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Demir konuşmadıkça kıyamet kopmaz diyor. Bir de tövbeye misal veriyorum. Abi diyor Allah bizim tövbemizi yani günah yapıyoruz gene bozuyoruz. Yapıyoruz gene bozuyor. Allah kızar mı diyor yani. Allah bizi affeder mi? Navigasyona giriyorsun bir adres yazıyorsun sağa döndü dönmeyince ileride yeniden hesap yapılıyor diyor. Tekrar yanlış gelince olan gözüne şey olsun lan neyi girdin lan benim adem dinlemiyorsun diye niye böyle hareket ediyorsun diyor mu? Bizi affediyor ve yeniden hesap ediyor. Navigasyon 100 defa da yanlış girse yeniden hesaplanıyor. Sabırlı. Bunun her şeyin ustası olan Allah da böyle sabırlı. Biz de yığın lan oradan. Daha da tövbeni kabul etmiyorum demiyor. Yeter ki tövbe et. Peki şu cümleyi de bitireyim. Herhalde çay hazır değil mi? Çok güzel. O zaman cümleyi bitireyim. O hakikattan, sıfatlardan bir kısmı duygular vasıtasıyla imbisat ederek inkişaf ediyor aydınlar. Sonra duygular var. Bak kulak. Et ya. Et. Bak bunun yaptığını, bunu yapamaz. Bak elimi şey yapıyorum. Bu ne olduğunu fark ediyor. Yani duygular vasıtasıyla şu cihaza bak. Ki bu bina, ruhun binası. Elbisesi değil şu ceset. Ruh nasıl bir şey? Yani onun evinin bu kadar dikkat edilmiş. Şu bina içinde oturuyorsun. Adı neydi senin? Ferhat. İyisin değil mi? Elhamdülillah. Maşallah. Şimdi sen burada oturuyorsun. Binanın içindesin. Binadan daha değerlisin. İçinde oturmana rağmen. Bu bedende de ruhun oturuyor. Şimdi bu binada nasıl ki çeşme var. Sende de kan damarları var. Elektrik kabloları var. Sende sinir sistemi var. Değil mi? Boşaltma sistemi var tuvalet, yatak sistemi var, üreme vesaire, mutfak var. Beden de böyle. Sen rahat edesin diye bak bu kadar güzel tanzim edilmiş ev. Vücutta da böyle. Ruh da böyle. Anlamak istiyor akıl kütüphanesine gidiyor. Sevmek istiyor kalbi çalıştırıyor. Yürümek istiyor ayağı çalıştırıyor. Yani o kadar harika bir şey. Duygularla bu hayatı bize emrimize vermiş. Mesela hayvanlar için siyah beyaz. Okyüz için otla gül aynı. Köpek için ha leş, ha tavşan. Kedi için ha muhabbet kuşu, ha balık kafası. Eşit. İnsan öyle. Bir iyiliğini unutmaz diyeyim. İnsan unutmuyor. İnsanı duygularla cihazlandırmış. Bu kadar donanım vermiş, cihaz vermiş. Bu geçici 60-70 sene için olur. Ömrü kısa, bak ömrü müddeti kısa, sanatı çok yüksek. Demek ki burası için değmiyor ya. Değmiyor. Aklın ustası bak, aklı ustası akılsızlık yapmaz. Bu aklı toprağa sokup akılsızlık yapacaksa niye bu kadar masraf edecek? Şunu akla bak ya, sen aklını satar mısın ya? Akıldan daha değerli ne var? Her şey anlamlandıran. Şimdi eğer ahiret yoksa kabir kadar mantıksız, akılsız bir iş yoktur. Her şey yok ediyor. Hayatım yok ediyor. Böbreğimi yok ediyor. Arabam vardı, kasamda param vardı, toprağa girdim, öldüm. Kabir kadar mantıksız bir şey yoktur. Her şey yok ediyor. Eğer ahiret yoksa, ahiret varsa her şey anlamını buluyor, hakikatini buluyor. Bunlar da duygularla olur. Kısmı ekserisi ise hissiyat suretinde kendilerini ihsas ederler ve hayattan kaynama suretinde kendilerini bildirirler. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.